Çok kıymetli izleyiciler, hepinizi Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Tarih Bölümü adına saygıyla selamlıyoruz. Bugün 9 Ekim 2020. İki gün sonra yani 11 Ekim tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 98. yıl dönümü. Bizler Türk İstiklal Harbi açısından son derece önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk siyasi zaferi olarak kabul edilen Mudanya Mütarekesi'ni bir kez daha hatırlatmak amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı işbirliğiyle 98. yılında Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Önemi başlıklı bir sanal panel gerçekleştirmeyi ve böylece sizlere ulaşmayı gerekli ve faydalı gördük. Gönül isterdi ki bu etkinlikleri, konuşmaları siz değerli izleyicilerimizle yüz yüze gerçekleştirelim. Ancak malum olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Bu sebepten panelimizi dijital platform üzerinden gerçekleştirme mecburiyeti ortaya çıktı. Bu vesileyle üniversitemizin kurumsal dijital hesapları aracılığıyla siz değerli izleyicilerimize ulaşma imkanı sağlayan başta Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Karakaş hocamız olmak üzere üniversitemizin değerli yöneticilerine ve bu yayının sizlere ulaşmasında teknik destek sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Sözü birbirinden değerli hocalarımıza bırakmadan önce Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Yaklaşık 1,5 ay önce yani 26 Ağustos'ta yine burada bu platformda Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni konuşmuştuk. Büyük Taarruz'un zaferle sona ermesinin ardından İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mütareke çağrısında bulunmuş ve görüşmeler 3 Ekim 1922 tarihinde Mudanya'da başlamıştı. Görüşmelere Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına İsmet Paşa, İngilizleri temsilen General Harrington ki bu kişi aynı zamanda İstanbul'un işgal komutanıdır, Fransa adına General Charpy, İtalya adına General Mombelli katıldı. Görüşmeler, Doğu Trakya'nın ve Boğazların boşaltılması, Türkiye'ye geri verilmesi konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle sık sık kesildi, kesintiye uğradı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı, hatta Türk ordusunun yeniden harekat hazırlıklarına giriştiği mütareke görüşmeleri 11 Ekim 1922'de uzlaşmayla sonuçlandı. Mudanya Mütarekesi 11 Ekim tarihinde sabah saat 06 sularında Türkiye ile 3 İtilaf Devleti yani İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalandı. Mütareke imzalandıktan 3 gün sonra da yürürlüğe girdi. Peki Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemi veya neden dikkat çekici bir anlaşma, neden biz bugün burada toplandık ve bu anlaşmayı tekrar bir kez daha müzakere ediyoruz, hatırlatıyoruz. 1911'den 1922'ye kadar yani 11 yıl süre gelen savaş hali Mudanya ile sona ermiş oluyor. Bu çok önemli bir husus. Ülkeyi istiladan kurtarıyor, işgal altındaki İstanbul'un da barış anlaşmasıyla birlikte Türk yönetimine geri verilmesi yine Mudanya ile ilgili ilişkili. Tabii kabul etmek gerekir ki Mudanya Ateşkes Antlaşması çok böyle hani basit bir mütareke veya ateşkes anlaşması değil. Siyasal olarak da son derece önemli, uluslararası yansımaları da olan bir anlaşma. Biraz sonra ayrıntılarını konuşmaya başlayacağız. Anlaşmayla birlikte Ankara hükümeti istediğini elde ederek İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya'yı işgalden kurtarıyor ve milli mücadelenin askeri safhası sona ermiş oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi bir zaferi olarak
değerlendirmek gerekiyor. Şimdi ben sözü çok uzatmadan birbirinden çok değerli iki hocamıza bırakmak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Ahmet Altıntaş, hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü. Sayın Profesör Doktor Sadık Sarısaman hocamız, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Afyon Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve aynı zamanda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı hocamız. Öncelikle Ahmet Altıntaş hocamızla, Sayın Profesör Doktor Ahmet Altıntaş hocamızla panelimize başlayacağız. Hocamızın konu başlığı Mudanya Mütarekesi'ne giden askeri süreç. Süremiz 25'er dakika olacak. Ben hocam müsaadenizle bazı sorular hazırladım. Bunlar üzerinden gitmenin izleyiciler açısından daha faydalı olacağını düşünerek. Şimdi hocam malum biraz önce ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5 ay önce biz Büyük Taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni konuşmuştuk. 1922-26 Ağustos'ta başlayan, 25 Ağustos, 26 Ağustos'ta başlayıp işte 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılışıyla sonuçlanan taarruz. Sonrasında ne oldu? Yani Mudanya Mütarekesi ile Büyük Taarruz arasında yaklaşık bir işte 1,5 aylık gibi bir zaman var. Bu sırada, bu süreç içerisinde neler oldu? Neler yaşandı? Bize bu süreci anlatabilir misiniz? Evet. Buyurun hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu paneli organize ettiğinizden dolayı. Başta Afyonkoşatepe Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere tarih bölümüne çok teşekkür ediyorum. Tabii önemli günlerden geçiyoruz. Bu arada da Karabağ'da mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimize de, Azerbaycan ordusuna da başarılar diliyorum. Şimdi Mudanya Mütarekesi, çok güzel ifade ettiniz, özetlediniz. Büyük Taarruz'dan itibaren nasıl bir gelişme oldu da Mudanya Mütarekesi'ne geçen süreç başladı diye bakıldığı zaman, aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Savaşı'ndan itibaren işte hattı müdafaa yoktur, saflı müdafaa anlayışı, biliyorsunuz 1683 Viyana Anlaşması'ndan itibaren bir geriye çekiliş söz konusuydu. Geçen panelde ifade ettiğiniz gibi 26 Ağustos'ta Türk orduları büyük taarruza geçti. Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtuldu. Ve bunun hemen arkasından da Başkomutanlık Meydan Savaşı yapılarak 30 Ağustos 1922'de Yunan ordusu askeri bir değer olmaktan çıkartıldı. Yaklaşık olarak 3 kolorduluk bir kuvvetin Dumlupınar Ovası'nda imha edildiğini biliyoruz. Ve bunun hemen arkasından da yeni bir stratejiye geçildi. Bu strateji de malumunuz 1 Eylül'de, 1 Eylül 1922'de Mustafa Kemal'in Çaltepe'den vermiş olduğu işte ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ifadesiyle başka bir safahata büründü. Bu Akdeniz'dir ifadesi 9 Eylül 1922'de sembol şehir olan güzel İzmir'imizin kurtuluşuyla neticelendi. Ancak 9 Eylül 1922'de Milli Mücadele'nin askeri safahatı tamamlanmadı. İşte biraz önce buyurduğunuz gibi yeni bir aşamaya geçildi. Bu yeni aşama İzmir kurtulduktan sonra, mesela İzmir'in çevresi, diyelim ki Urla Yarımadası, hepinizin bildiği gibi 15 Eylül'de kurtulacaktır. Türk orduları Başkomutanlık Meydan Savaşı'ndan sonra aslında ikiye ayrıldılar genel yapılanma olarak. Birinci Ordu ve Süvari Kol Ordusu'nun Kahire Ekseriyeti, biliyorsunuz üç tümenden oluşmuştu. İzmir istikametine yönelirken bir diğer ordu, ikinci orduya bağlı kuvvetler, özellikle Yakup Şevki Paşa komutasındaki kuvvetler de bir taraftan Eskişehir Bursa üzerinden bir kolu İstanbul İzmit istikametine doğru yöneldi. Diğer kolu da Çanakkale istikametine doğru yöneldi. Yani burada şöyle anlamak lazım sanırım hocam. 9 Eylül'de aslında hiçbir şey bitmiyor daha. İzmir İzmir alınıyor. Tabii. alınması dışında Tabii. Türk ordularının bir grubu da, bir kısmı da Yani iki kolla bir kolu da İstanbul'a evet bir doğru kolu harekete başlıyor. İstanbul'a Evet. bir kolu da Çanakkale istikametine doğru alınacaktır.
İşte 17-18 evet. Eylül 1922'de Kapıdağ Yarımadası'ndan sonra Yunan kuvvetleri çekilecektir. 13 Eylül'den itibaren de özellikle 6. Kol Ordu'yla 2. Süvari Tümeni, bu son derece önemli. Sahili izleyerek Akhisar üzerinden, Edremit üzerinden, Ayvacık, Ezine, Bayramiç üzerinden Çanakkale bölgesine intikal edecektir. Dolayısıyla bu boğazlar tabii son derece önemli. Bir kolu da senkronize bir şekilde olarak İstanbul, İzmit istikametinden İstanbul Boğazı'na kadar dayanacaktır. Yani bir taraftan Çanakkale Boğazı'na, evet, bir taraftan İstanbul'a, tabii, ve dolayısıyla İstanbul, tabii, Boğazı'na yönelmiş, evet, bir Türk ordusu karşımızda. Tabii burada belki değinilecektir, fırsatımız olursa değiniliriz. Mustafa Kemal'in askeri güçle diplomatik gücü senkronize bir şekilde kullanmasının başarılı örneklerini görüyoruz. Mesela bu arada 13-14-15 Eylül tarihleri arasında başta İngilizler olmak üzere Fransızlar ve İtalyanlar işte ne olacak vesaire şeklinde çabalar içerisine giriyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi General Pelle'dir. Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı'dır İstanbul'da. Müttefiklerine hiç tanışmadan Mustafa Kemal'e geliyor. İşte tarafsız bölge olarak adlandırılan, biraz sonra detaylandıracağız. Neresi tarafsız bölge? Kendilerine göre bir hat çiziyorlar. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar gerek İstanbul Boğazı'nda gerekse Çanakkale Boğazı'nda bir hat çiziyorlar. Bu hatta yaklaşmayın diyorlar. Mustafa Kemal burada diyor ki tarafsız bölgeyi kim diyor? Yani tarafsız bölge diye bir bölgeyi biz tanımıyoruz diyor. Siz bunu diyor nasıl ortaya çıkarttınız diyor. Fransız tarafı bunu kendi inisiyatifi yani, mi? Hayır, Fransız, İngiliz ve İtalyan ortaklaşa şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki tarafsız bölgeye girmeyin. Neresi tarafsız bölge? Tarafsız bölge Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakası, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası şeklinde kendilerine bir hat oluşturmuşlar. Dolayısıyla 9 Eylül'de başlayan süreç bu şekilde ortaya çıkacaktır. Mesela 13 Eylül'de Akıncı Müfrezesi olarak ifade ettiğimiz Süvari Tümeni, Süvari Tümeni'nin iki tane alayı Çanakkale önlerine gelecektir. Tabii Çanakkale dediğimiz zaman müsaade ederseniz biraz coğrafi konusundan bahsetmekte yarar görüyorum. 65 kilometrelik bir uzunluktur Çanakkale Boğazı'nın Anadolu kısmı. Erenköy istikametine Kozköy'den başlar. Kepez, ondan sonra Dardanos bölgesi, Kale-i Sultaniye bölgesi, Karacaören, Özbekler, ondan sonra Umurbey, Lapseki'ye kadar uzanan bir hattır. Dolayısıyla Türk süvarileri iki koldan bu bölgeye intikal ediyorlar. Bunlardan bir tanesi, biraz önce bahsettiğim Erenköy istikametinden gelen kuvvetlerimiz söz konusudur. Bir diğeri de Kapıdağ Yarımadası'nda Yunan kuvvetlerini çekilmeye zorlayan bir diğer süvari alayımız da Biga, daha sonra Şevketiye, Lapseki üzerinden o bölgeye intikal etmiştir. Nitekim İngilizler bunu kendi çıkarları açısından Çanakkale Boğazı'nı savunma anlamında tehditkar gördüklerinden dolayı 13 Eylül 1922'de ilk temaslarına geçmişlerdir. Askeri anlamda ilk temaslarına geçmişlerdir. Bir İngiliz albayı, Albay Shutloret denilen bir albay söz konusu. Bu Çanakkale'ye gelerek işte kendisinin İtilaf Devletleri askeri temsilcisi olduğunu, Çanakkale Mutasarrıfı Vahap Bey ile bir görüşme yapmak istediğini Vahap Bey'e duyurarak aracı olmasını istemiştir. Neyle aracı olacak Çanakkale Mutasarrıfı Vahap Bey? Türk akıncı müfrezeleriyle İngiliz ordusu arasında bir aracılık rolü teklif etmiştir. Bu aracılık rolünün teklifi aslında diplomasinin bir başka temel konularından bir tanesi. Akıncı müfrezeleri şey almak açısından diplomasi masasında daha güçlü yer alabilmek koz için, elde etmek için, evet, yer alabilmek için 2-3 tane savunma mekanizması geliştirmişlerdi. Bu da diplomasinin önemli örneklerinden bir tanesidir. Mesela söylenen şeylerden bir tanesi, Akıncı Müfrezesi Komutanı Edremit de o bölgeden yönetiyor. Diyor ki bizim diyor karargahımızda diyor İngilizce bilen diyor kimse yok diyor. Dolayısıyla diyor bizim diyor bunlarla çok fazla temasa geçme şansımız yok diyor. Şimdi Türk karargahında İngilizce bilen kimsenin olmama şansı var mı? Yani o zaman kazanma adına söylüyorlar. Evet. Belirli bir zamanı, 1-2 gün içerisinde böyle kazanıyorlar. 15 Eylül'e kadar süreç bu şekilde devam ediyor. Tekrar bir Vahap Bey vasıtasıyla
yine Türk Akıncı müfrezelerine aracı gönderiliyor. Bu defa da deniliyor ki bu son derece önemlidir. Akıncı müfrezesi diyor ki bu konuda diyor benim karar verme yetkim yok diyor. Bunu diyor Büyük Millet Meclisi hükümeti karar verebilir diyor. Yani aslında ince bir daha, diplomasi yürütülüyor. Tabii kazanıyor. Yani. Tabii bu arada Türk Akıncı müfrezeleri biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bir kolu Erenköy, Erenköy'e geliyor, Kosköy'e geliyor, Ulupınar'a geliyor müfreze şeklinde. Ondan sonra İngilizlerle sıcak temasın olması an meselesi. İngilizler de artık Türk o öncü müfrezelerinin Çanakkale Boğazı'na geldiklerini görüyorlar. İşte burada ne yapabiliriz düşüncesi İngiliz kamuoyunda da tartışılmaya başlıyor. Hocam tam burada yani bütün İngiliz kamuoyunu da meşgul eden, Kanada'yı da, İngiltere'nin sömürgelerini de ilgilendiren çok önemli bir kriz var, bir hadise var. Evet. Çanak krizi veya Çanak hadisesi. Biraz bundan bahseder misiniz izleyicilerimize? İşte Çanak krizi de zaten bundan sonra gelişiyor. Mesela o dönemde İngiliz politikası ikiye ayrılıyor. Mustafa Kemal'in en önemli diplomatik niteliklerinden bir tanesi de rakiplerinin zaaflarını ve güçlü yönlerini çok iyi tahlil eden, gerçekçi bir şekilde tahlil eden bir genel niteliğe sahiptir. Bunu burada görüyorsunuz. Burada Fransızlarla İngilizler arasındaki farklılığı, İtalyanlar arasındaki farklılığı çok iyi tespit ediyor Mustafa Kemal. Aynı zamanda İngiliz askerleriyle, İngiliz genelkurmayıyla İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz siyasetçiler arasındaki farklılığı da Mustafa Kemal çok iyi tahlil etmiştir. Gürsoy Bey, burada şöyle bir farklılık söz konusu. Duymuşum, evet. Genelde savaşı kim ister? Askerler mi ister, siyasetçiler mi ister? Yani siyasetçiler burada, ister gibi düşünüyorum. Evet, siyasetçiler istiyor. Mesela Türk ordusunu yakından tanıyan, biraz önce bahsettiğiniz İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington, burada çok savaştan yana değil. Amiral Bragg mesela İngiliz Bahriye Kuvvetleri Komutanı orada, o da çok savaştan yana değil. Mustafa Kemal bunu çok iyi tahlil ediyor. Ancak bunların şerefli bir şekilde kendileri açısından söylüyorum, biraz bunlara manevra alanı da kazandırmak lazım. Mesela Churchill'in yeğeni gazeteci Clark Sharon Mustafa Kemal'le bir röportaja geliyor İzmir'de. Mustafa Kemal o dönemdeki yönlendirmeyi İzmir'den yapıyor. Evet. Diyor ki Mustafa Kemal'e işte savaş vesaire bilmem ne durumu ortaya çıkıyor. Ben diyor bu görüşmeler yoluyla diyor İngilizlere şerefli bir şekilde geri adım atmalarına imkan tanımak istiyorum diyor. Bakın bu son derece önemlidir. Yani kendi sınırlarınızı, aynı zamanda rakiplerinizin sınırlarını da çok iyi tahlil etmeniz gerekiyor. Ve bu süreç içerisinde 23 Eylül'e kadar aşamalar devam edecektir. İngilizler de kendi tarafsız bölge olarak ifade ettikleri bölgelerde tel örgüler çekeceklerdir ve bir beyanname yayınlayacaklardır. Bu beyannamede işte 3 tane çıkış kapısı koyuyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Erenköy. Çıkış kapısı. Bir diğeri Karacören çıkış kapısıdır. Bir diğeri Ulupınar çıkış kapısıdır. Burada saat işte sabah 6.30'la akşam 10 arasında girip çıkabiliyorsunuz. İşte buralarda fotoğraflı şeyleriniz gerekiyor. Belgeleriniz gerekiyor. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belgeleriniz gerekiyor. Ve Çanakkale'de İngilizler bir beyanname yayınlıyorlar. Beyannamede diyorlar ki bundan sonra diyorlar can ve mal güvenliğinizi biz sağlayamayız. Yabancılar diyorlar, Çanakkale'li olmayan yabancılar Çanakkale'yi terk ederlerse Anadolu kısmını kastediyorlar. Bizim açımızdan yararlı olur diyorlar. Ve bu arada da yine bizde pek ifade edilmez. Çanakkale'ye çok sayıda Ermeni ve Rum amele getiriyorlar. Hem Çanakkale'nin nüfus yapısını değiştirme anlamında hem de tahkimat oluşturma anlamında tel örgüler falan çekiyorlar. Evet, 1922 13 Eylül'den işte Mudayim Mütareke süreci ve daha sonra da Lozan görüşmelerine kadar bu süreç devam edecektir. Bunları oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii Çanakkale'li Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler bundan çok rahatsız oluyorlar. Ve Çanakkale'yi terk etmişlerdir. İngilizlerin istememelerine rağmen önemli ölçüde Çanakkale'yi terk etmişlerdir. Tabii bir taraftan da İngilizler dominyonlarına çağrıda bulunarak işte yeni bir savaşın başladığını, eğer burada bir geri adım atılırsa, burada tabii İngiliz Başbakanı Lloyd George ve İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un
önemli çabaları olacaktır. Bunlar venizelist olarak ifade ettiğimiz bir siyaset yanlısıdır. Değerli hocam ifade edeceklerdir. Dominyonlarını çağırıyor ve diyor ki Lloyd George, eğer diyor biz burada geri adım atarsak diyor, Birinci Dünya Savaşı'nın galibi ünvanını biz kaybetmiş oluruz diyor. Bu sadece Çanakkale açısından ve İstanbul açısından bir geri adım olmaz diyor bizim açımızdan diyor. Bütün Müslüman dominyonlarımız açısından da sömürge egemenliğimizde tuttuğumuz Müslümanlar açısından bir uyanış vesilesi olur diyor. Sömürgelerdeki evet, imajını tabii, düşündüğü tabii, için Lloyd George. Aynen. Yani Çanakkale'yi bir örnek prototip olarak görüyor. Biz diyor burada mücadele etmeliyiz diyor. Yani Çanakkale'de mücadele etmeliyiz diyor. Dominyonlarımız da diyor burada bize yardımcı olmalılar diyor. Bu son derece önemli. Ve bir Hristiyan-Müslüman savaşına tekrar dönüştürmek istiyor. Burada son derece önemli. Yani çok ciddi bir kriz var aslında. Evet. Yani. Fransızlar kendilerine haber verilmeden böyle bu tür girişimlerin yapılmasından dolayı mesela General Pelle bundan son derece rahatsız oluyor. İtalyan temsilcisi vardır o dönemde. Kont Sforza mesela bundan son derece rahatsız oluyor. Ve Mustafa Kemal'le ikili görüşmelerinde bu son derece önemlidir. Diyorlar ki siz diyorlar tarafsız bölgeye müdahale etmediğiniz müddetçe diyorlar. Biz diyorlar İngilizler ve İngilizlere askeri destek vermek istemiyoruz şeklinde beyanları söz konusu. İşte Mustafa Kemal'in müttefikler arasındaki farklılıkları kullandığı en önemli örneklerden bir tanesi bu çanak sorunu. Evet. Bir taraftan da mesafe almak amacıyla Mustafa Kemal müfrezelere ses çıkartmıyor. Yani nasıl ses çıkartmıyor mesela? Diyor ki İngilizlerle çarpışmayın. Ama ilerlemenizi sürdürün. Buradan bunu anlıyoruz. Peki ne yapıyorlar? Mesela karantina diye bir bölge var Gürsoy Bey. Evet. Kepez'in üst tarafındadır. Karantina bölgesi, karantina köprüsü vardır. O köprüde İngilizler devriye tutuyor. Türk öncü müfrezeleri de köprüye geliyorlar. İngilizler geçirmiyorlar. Peki ne yapıyorlar? İngilizlerle çatışmak istemediğini göstermeleri açısından tüfeklerin namlularını toprağa doğru çeviriyorlar. Ve köprünün biraz kuzey istikametinden yine alınmak istedikleri noktayı alıyorlar ve karantina köprüsünün etrafını dolaşıyorlar. Telerki önlerine kadar geliyorlar. Mesela bu son derece önemli. Erenköy'e geliyorlar, biraz önce ifade ettim. Kepez'e geliyorlar, Dardanos'a geliyorlar. Ve Çanakkale Boğazı'na belirli alanlarda 1 kilometre kadar yaklaşıyorlar. Bu talimat veriliyor. Ve burada bir kuvvet yığınaklanması görüyorsunuz. İşte Mustafa Kemal'in diplomasiyle askeri operasyonları desteklediğin en önemli örneklerinden bir tanesi. Baş başa yürütmenin çok yani önemli bir taraftan ciddi bir tavır içerisinde olduklarını, gerekirse Çanakkale Boğazı için savaşabilecekleri mesajını kuvvet yığınaklanması vasıtasıyla veriyor. Mesela burada Çanakkale önlerinde 25 Eylül tarihi itibariyle ki kriz noktası da o şekilde oluşturulacaktır. Yaklaşık 2 kolorduluk bir kuvvetin Çanakkale Boğazı'nda yığınaklandığını görüyoruz. Bu son derece önemli. Aynı şekilde İzmit ve İstanbul'un Anadolu yakasında da Boğaz istikametinde yine bir kuvvet yığınaklanması olduğunu görüyorsunuz. Bu son derece önemli. Burada Mustafa Kemal'in kullanmış olduğu argümanlardan bir tanesi de biliyorsunuz Ankara Anlaşması'nda da son derece önemli bir rol üstlenecektir. Franklin Bignon. Gazetecidir kendisi. Mustafa Kemal de kamu diplomasisini, yani bir taraftan General Pelle ile bu görüşmelerini sürdürürken, bir taraftan Churchill'in yeğeni işte gazeteci vasıtasıyla bu İngilizlerle diyaloğunu kapı arkası ifade ettiğimiz diplomasi metotlarıyla uygularken, bir taraftan da Franklin Bignon vasıtasıyla Fransızlarla ilişkiler işte Fransızlar ne kadar geri adım atabileceklerini ve kendi niyetlerini, nedir Mustafa Kemal'in kendi niyeti? Biz diyor, biraz sonra değineceksiniz, ben o konulara çok girmeyeyim. İşte İstanbul Boğazı'nda diyor serbestliği biz tanıyoruz diyor. Burada bizim bir geri adımımız söz konusu değil diyor. Birkaç isteğimiz var diyor. İşte Trakya falan onlara değineceksiniz. Bunlar olduktan sonra diyor biz savaşı istemiyoruz diyor. Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in kırmızı çizgi olarak ifade ettiğimiz ama sonradan pembeleşen kırmızı çizgi değil. Gerçekten kırmızı çizgiler. Kırmızı Tonunu çizgileri hiç yani. Mustafa Kemal bunu çok net olarak ifade ediyor. Ve burada da özellikle 25-26 Eylül'den itibaren İngilizler işin ciddiyetini kavruyorlar. Ve bu defa devreye şey giriyor. General Harrington giriyor.
Burada da İngilizlerin kademeli kademeli temsilciliklerini ve kendi ciddiyetlerini gösterdiklerini görüyoruz. İngilizler de buna bir cevap veriyorlar. Cevap nasıl oluyor mesela? Özellikle tarafsız bölge dışında kalan cephanelikleri imha ediyorlar. İşte Saraycık cephanesi bunlardan bir tanesidir. Dardanos bölgesindeki İngilizlerin kullanmış oldukları cephanelikler vardır. Bunları imha ediyorlar. Evet. Yine Karacören bölgesindeki cephanelikleri imha ediyorlar. Ve iki dreadnought tayin ederek Boğaz'da devriye atmaya başlıyorlar. Mesela siz Özbek köyüne müfrezelerinizi konuşlandırdığınız zaman bunun karşısında da iki tane dreadnought'un toplarını da görüyorsunuz. Yani aslında Gelibolu Savaşları'nın bir ikinci tekrarının provası yapılıyor. Hocam resmen savaşın eşiğinden dönülmüş. Evet, eşiğine, yani kontrollü evet. Gerilim politikası burada son derece önemli. Ancak bu defa roller değişiyor. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşları'nda savunan bizdik. Evet, Türk bu defa İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar savunma pozisyonunda kalıyorlar. İngilizler bu konuda bir öncülük alıyorlar. İngilizler şeye çok güvenmiyorlar, bunu anlıyoruz. Fransız ve İtalyanlara çok güvenmiyorlar. Diyorlar ki, siz diyorlar kuvvetlerinizi şeye çekin, Gelibolu bölgesine çekin. Özellikle Akyarlar, Havuzlar bölgesi, işte Seddülbahir bölgesinde, Mortokoy, Tekekoy'unda bu defa Fransız kuvvetlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Evet. Hani olur da Türk ordusu Çanakkale Boğazı'nı geçerse nasıl bir savunma anlayışı yapabiliriz düşüncesinden hareketle gerçekleştiriyorlar. İtalyanların da daha çok Gelibolu bölgesinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ben de tam onu soracaktım. İtalyanların pek aktif ve etkin bir şeyi yok herhalde, rolü yok. Yani İtalyanlar, yani tabii İtalyan siyaseti milli mücadelede bellidir. Türk tarafını en yakın, en az sorun çıkartan, çünkü İtalyanlar kendilerini aldatılmış hissediyor biliyorsunuz. Evet. Ve bu konuda siyasetlerine de yansıtıyorlar. Burada İtalyanların özellikle Sforza, Kont Sforza'nın İtalyan siyaseti üzerinde çok etkili olduğunu görüyorsunuz. 3-4 kişiyi saymak mümkün. İşte bunlardan bir tanesi mesela Franklin Bignon'du. Bir tanesi Kont Sforza'dır. Bunlar bizim düşüncelerimize daha yakın bir siyaseti kendi milli menfaatleri açısından yararlı görmüşlerdi. Burada bunu görüyorsunuz. Evet. Tabii diğer taraftan keşif uçakları vasıtasıyla Türk yığınaklanmasını takip ediyorlar. Mesela Kepez'e kadar devriye attıklarını, Kepez'den hareketle Erenköy, Ezine Bayramiç bölgesinde, Geyikli bölgesinde, Aleksandra Truva bölgesinde İngiliz savaş uçaklarının her gün devriye attıklarını biliyoruz. Bunların raporları var. Tabi bu devriyeleri niye yapıyorlar? Mustafa Kemal blöf mü çekiyor yoksa gerçekten bir yığınaklanma var mı? Bunu kontrol etmek istiyorlar. Evet. Tabi o dönemde bizim askeri yönlendiricilerimiz de ikiye ayrılıyor. Bakın bu da son derece önemli. Mesela bazıları diyorlar ki biz diyorlar hazır buraya kadar gelmişken psikolojik üstünlük de bizdeyken Selanik'e de girelim diyorlar. O kadar yani. Yani o kadar şey yapıyorlar. Bakın bu son derece önemli. Mesela bunu söyleyenlerden bir tanesi Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi Nuri Jonker'dir mesela. Hı. Bu şekilde ifadeler söz konusu. Tabii burada Mustafa Kemal'in realistliğini de görüyorsunuz. Gerek askeri anlamda gerekse siyasi anlamda realistliğini de görüyorsunuz. Mustafa Kemal diyor ki evet diyor biz diyor bunu saldırırız, taarruz da ederiz diyor. Belki diyor bir kısım bölgeleri de alırız diyor. Ancak diyor burada şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalırız diyor. Balkan savaşlarının provasını biz burada tekrar yaşarız diyor. Biz diyor buraya hareket ettiğimiz zaman derler ki diyor Türk orduları tekrar Viyana önlerine doğru hareketlenmek istiyorlar derler diyor. Bu defa Bulgarlar, Yunanlılar, işte Sırplar, Makedonlar, Karadağlılar tekrar diyor bizim karşımızda birleşirler diyor. Ruslar bunlara tekrar destek verir diyor Ortodoks dayanışmasından dolayı diyor. İngilizler ve Fransızlar da diyor Katolik ve kendilerine yakın olduklarından dolayı destek verirler diyor. Biz diyor tüm dünyayla diyor tekrar karşı karşıya kalırız diyor. Evet bu realist tavrı aslında çok önemli hocam. Yani evet. Hani çok meşhur bir söz işte Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi bir mantık, bir tavır. Burada hocam artık süremize... Şimdi müsaade ederseniz ben kronolojik olarak birkaç temel tarihi ifade etmek isteyeyim. Şimdi 26 Eylül'de General Harrington bir nota veriyor. Bu notada işte tarafsız bölgeye saldırıldığını, dolayısıyla Türk kuvvetlerinin
mütecaviz olduğunu genel olarak ifade eden mealen bir nota veriyor. Mustafa Kemal'in cevabi notasında Mustafa Kemal diyor ki biz diyor aslında diyor savaş istemiyoruz diyor. Barış yalnız bir siyaset izliyoruz diyor. Ancak diyor Çanakkale merkezde ve Doğu Trakya bölgesindeki Müslüman ahaliye diyor Yunan ordusu hala diyor zulümlerini devam ettiriyor diyor. Dolayısıyla diyor ben askerlerimi tutamam diyor. Büyük bir kamuoyu baskısı var diyor. Siz diyor burada diyor daha insancıl, daha barıştan yana bir tavır sergilemeniz gerekir diyor. Ayrıca diyor biz diyor özellikle Çanakkale merkezde yapılan gelişmeleri biliyoruz diyor. Orada zulümlerden bahsediyor Mustafa Kemal. Bu da istihbarat faaliyetinin ne kadar detaylı olduğunu gösteren temel unsurlardan bir tanesi. Bunu ifade ediyor. Ve diyor ki Yunan ordusu diyor sizin nota verdiğiniz tarihte bile diyor. Mesela diyor İstanbul Boğazı'na diyor iki tane diyor gemisini getirdi şu anda diyor. Ondan sonra diyor Çanakkale'de diyor alttan diyor destek verdiğini biliyoruz diyor. Ve Doğu Trakya'da diyor şu anda zulüm yapıyor diyor. Biz böyle bir ortam içerisinde diyor nasıl barış masasına oturalım diyor. Evet. Ve bu süreç Gürsoy Bey 3 Ekim tarihine kadar sürecektir. Bu ben, gerginlik ve bu yani kontrollü gerilim siyaseti. Evet. Hatta Mustafa Kemal sözü öyle bitireyim müsaade ederseniz. 5-6 Ekim'de şeyler kesilecektir. İşte görüşmeler, Mudayen Mütarekesi görüşmeleri kesilme aşamasına geliyor. Bakın Mustafa Kemal'in en iyi yönlendirdiği olaylardan bir tanesi olur. Şey diyor ki İsmet Paşa bir talimat gönderiyor. Değerli hocam ifade edecektir. Saat 2'deki diyor toplantınızda diyor. Şu hususları dile getirin diyor. Hocam ifade eder. İşte Trakya'yı boşaltın falan. Eğer diyor bunları diyor taahhüt etmezlerse diyor sadece İngilizler olarak değil bunu diyor Fransız ve İtalyan generaller üzerin generallerin nezdinde diyor taahhüt etmezlerse diyor saat 6.30 itibariyle yani 6 Eylül düzeltiyorum 6 Ekim saat 6.30 itibariyle diyor sizin yetkilerinizi ben diyor tamamen alıyorum diyor ve Türk ordularına vermiş olduğum emri diyor geri şey neydi bu emir? İşte 6 Eylül düzeltiyorum. Peki. 6 Ekim 1922 itibariyle Çanakkale Boğazı'na ve İstanbul Boğazı'na saldırmaya hazır olun talimatıdır. 6 Ekim'de evet. Artık hani tabiri caizse ya görüşmeler belli bir noktaya gelecek ya da Türk ordusu harekete geçecek. Yani Türk tezlerini kabul etmezlerse diyor. Ettiremezseniz diyor. Artık bu talimatı bu şekilde veriyoruz diyor ve talimat tabii İngilizler de bunu çok net olarak biliyorlar. Sizin yetkiniz diyor saat 6.30'da. 6 Ekim saat 6.30'da sizin yetkilileriniz biliyor duruyor ve ben diyor Türk ordularına vermiş harekete olduğum geçecek, talimatı evet. Artık harekete geçin talimatı diyor. Burada da Mustafa Kemal'in İtilaf Devletleri'nin nezdinde General Harrington ve siyasetçiler nezdinde dediğini yapan ondan sonra ülkesini kurtaran misak-ı milliyi gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapan ve dediğini yapan bir lider portresini çizdiğini çok net olarak görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben şunu anladım. Şimdi hocamızla orada kaldığımız yerden yani buradan devam edersiniz. Şimdi milletlerin, ülkelerin kaderinde savaşlar, askeri harekatlar çok önemli. Ama diplomasi ve işte bu masadaki başarı en az onun kadar önemli. Yani ikisini destekleme anlamında. Evet, yani askeri birisi, güç, diplomasi, askeri güç. Bunlar birbiriyle doğru orantılı birisi olmak birisi olmadan lazım. Öbürü evet. Olmuyor. Diplomasi olmadan askeri evet. Başarının, zaferin bir anlamı olmuyor. Diplomasi bir anlamda silahsız bir savaş. Böyle bu şekilde tanımlamak ya da ifade etmek doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sayın Profesör Doktor Sadık Sarısaman hocamızın konu başlığı Mudanya müzakereleri ve antlaşması. Hocam şimdi saygıdeğer hocamız 9 Eylül'den 3 Ekim'e kadar olan süreci gayet güzel adım adım gün gün hem bölgedeki gelişmeler, hem İngiltere'deki ya da sömürgelerdeki psikoloji ve tavır anlamında gayet güzel açık bir şekilde anlattı. Şimdi 3 Ekim'e geldik. Evet. 3 Ekim 1922, Mudanya'da bir ateşkes anlaşması yapılmak üzere toplanıldı. Neden Mudanya'da
yani neden Mudanya seçildi? İşte bu anlaşmanın sebepleri nedir? Yani ne söylersiniz bu konuda hocam? Yani... Evet, şimdi Ahmet hocam 3 Ekim'e kadar olan süreci gayet güzel anlattı. Ve son olarak da siz dediniz ki savaşlar kadar diplomasi evet, de önemli. Mutlaka, evet. Hatta bizim için tarihimizde hep cephelerde kazandık, masada kaybettik. Klasik denir. Bir yani söylem vardır ya. Evet, söylem vardır yani. Evet. Söylem de vardır. Şimdi Mudanya Mütarekesi'ni hazırlayan sebepler ortada. Yani bir defa büyük taarruzda Türk ordusunun galip gelmesi, başkumandanlık meydan muharebesinde galip gelmesi, Yunan ordusunun Anadolu'yu boşaltmak mecburiyetinde kalması, hatta 18 Eylül tarihi itibariyle Anadolu'da hiçbir Yunan askeri kalmadı. Evet, bitti. 18 Eylül'de Yunanlılar evet. Anadolu'dan tamamen ayrılıyor. Tamamen ayrıldılar. Şimdi Yunanlıların ayrılması meseleyi çözmedi. Hala ateşkes teklifi gelmedi bize. İngilizlerin ve İtilaf Devletleri'nin razı olması gerekiyor. Ahmet Hocam, İngilizlerin ve İtilaf Devletleri'nin ateşkese razı olması sürecini anlattı. Yani Çanak krizi evet. denilen kriz. İşte İngilizlerin, İtilaf Devletleri'nin kendi kafalarından belirledikleri bir tarafsız bölge. Buraya giremezsin diyorlar. Fakat şeyden sonra Yunan ordusu karşıda kalmadıktan sonra Türk ordusunun hedefi belli. Evet, 18 Eylül'den sonra artık. Tabii, sonrasında hedef belli. Yani nedir bu? Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı. Dolayısıyla siz artık İtilaf Devletleri'yle karşı karşıyasınız. Evet. Bu noktada Fransızların ve İtalyanların çatışmadan uzak kalmaya çalıştıkları görülüyor. Bu gayet net. Yani hatta, Türk kuvvetleriyle karşı evet, karşıya Türk gelmek istemiyor. Karşı karşıya gelmeyelim. 20 Eylül tarihi itibariyle İtalyanlar ve Fransızlar Çanakkale'deki kuvvetlerini çekiyorlar. Yani demek istiyorlar ki İngilizler, arkadaş bu benim davam değil. Bu senin mesele. İngilizleri yalnız mı bırakıyorlar? Yalnız bırakıyorlar tabii. Şimdi İngilizlerin dominyonlarına müracaatı söz konusu. Dominyonlarından olumlu cevap alamıyorlar. İç siyasette ve işte hocamın bahsettiği bir kısım komutanlar bile savaş istemiyorlar. Ancak İngilizler için bir gurur meselesi. Evet. Yani boğazları bırakıp gitmek, bunu asla yapamayacaklar. İstemiyorlar. Evet. Yaparlarsa sömürgeleri üzerinde de müthiş derecede onur kırıcı bir vaziyete düşecekler, mevzi kaybedecekler. Evet, onur meselesi yapıyorlar. Tabii. Onur meselesi yapıyorlar. Nihayetinde bekledikleri destekleri göremeyince 23 Eylül itibariyle İtilaf Devletleri adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bir teklif geliyor. Ateşkes teklifi. Ateşkes teklifinde deniyor ki bir ateşkes müzakeresi yapılsın. Size bunu teklif ediyoruz. Doğu Trakya'nın boşaltılmasını taahhüt ediyoruz. Boğazların boşaltılmasını taahhüt ediyoruz. Ama barış anlaşmasından sonra şartlı. Yani ateşkes anlaşmasıyla değil, barış anlaşması. İleride barış müzakereleri. Ateşkes başka bir şey. Tabii. Barış anlaşması. Barış anlaşması yapıldığında biz buraları size terk ederiz. Terk etmeyi taahhüt ediyoruz. Şimdi tabii hocam uzun uzun anlattı. Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de savaş taraftarı değil. Yani mümkünse barış yoluyla topraklarımızı kurtarmak istiyoruz. Evet, ama diplomasi de bu da bir taktik tabii, yani kontrollü tabii, taktik gerginlik gereği, dedi hocamızın. İşte İngilizleri sıkıştırmak, tazyik etmek bu yapılıyor. Ve 29 Eylül'de cevap veriliyor. Tamam, müzakerelere, ateşkes müzakerelerine katılmaya hazırız. Fakat evet. Sizin dediğiniz gibi değil.
ateşkes anlaşmasından evvel şeylerin boşaltılması kaydıyla. Yani Doğu Trakya'nın boşaltılması. Barış anlaşmasından önce Doğu Trakya. Evet, barış anlaşmasından önce boşaltılması kaydıyla şeklinde bir cevap gidiyor. Ve böylece Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yolu açılmış olacak. Evet. Neden Mudanya oluyor? Hocam, özel bir önemi var tabii, mı yoksa? Neden Mudanya? Şimdi ateşkes anlaşmaları galiplerin istediği yerde olur. Hmm. Hep öyledir. Yani galiplerin kazandığı topraklarda birisi bir ülke ilerler öbür tarafın ülkesine. O işgal ettiği bir bölgede yapabilir onu. Yani şimdi gerçi siyasiler yapıyor da. Evet. Zamanımızda biraz daha farklılaştı. Fakat daha geriye gidildiğinde, işte bu anlattığımız dönemlere gidildiğinde, Birinci Dünya Harbi dönemine gidildiğinde, daha gerilere gidildiğinde ateşkes anlaşmalarını cephedekiler yapar. Askerler ya, yapar. Evet. Burada da askerler, burada bir sıkıntı yok yani. Askerler. İşte Türk tarafı adına görevlendirilen de asker. Ondan sonra İtilaf Devletleri adına, Yunanistan tarafına onlar adına generaller, görevlendirilen de tabii. Evet. Hepsi asker. Şimdi Mudanya bizim elimize geçmiş vaziyette. 12 Eylül tarihi itibariyle Mudanya Türk kuvvetlerinin elinde. Bu bakımdan zaferi kazananın tabiri caizse ayağına gitmek. Ayağına gitmek. Bu gerçekleşmiş vaziyette. Evet, bir de evet. İkinci bir yön var. Mudanya şeye yakın, İstanbul'a da yakın. Yani dolayısıyla İtilaf Devletleri delegasyonunun da kolayca gelebileceği bir yer. Peki. Evet. Hocam, peki delegelerin belirlenmesinde, şimdi asker olduklarını söylediniz, böyle bir usul var mı? Yoksa nasıl bir seçim yapılmış delegeler belirlenirken taraflar? Tabii. Genel olarak Türk ve dünya tarihinde bu ateşkes anlaşmalarında oradaki en yetkili komutan yapar. O cephedeki evet. En üst komutan evet. Kimse ateşkes anlaşmasını imzalar. Burada da Batı cephesi komutanı olması nedeniyle, hani Genelkurmay Başkanı değil ama İsmet Paşa Batı cephesi komutanı ve üst düzey komutanlardan birisi. Komutanların başta gelenlerinden. Bu sebeple ateşkes anlaşmasına gönderilmesi gayet uygun. Hatta beraberine kendi ekibinden iki kişiyi daha alıyor. İşte Batı cephesi Kurmay Başkanı Asım Paşa ve Tevfik Bıyıklıoğlu Yarbay. Onu da alıyor. Şimdi Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı anılarda falan da o şekilde bahsediyorlar. İsrar mı ediyor tabii, yani? İsmet Paşa'yı istiyor. İsmet Paşa'nın istenmesindeki sebep İsmet Paşa'nın görev adamı olduğu bilincinde Mustafa Kemal Paşa. Görev adamı, yani verdiğiniz görevi harfiyen, layıkıyla yerine getiren ve kendi başına o verdiğiniz talimatname dışında çıkma eğilimi olmayan bir kişi. Bazı kişiler öyle olmuyor. Siz bir talimatname veriyorsunuz, şuna uy diyorsunuz, o kendince onu yorumlayarak talimatname dışına çıkabiliyor. İsmet Paşa'da sonuçlar çıkarabiliyor. Tabii, evet. Böyle bir durum yok. Ve Milli Mücadele Hareketi'nin İstanbul Hükümeti'nin kurulmasından sonra en önemli şahsiyetlerinden birisi. Diğerlerinin, hani İtilaf Devletleri'nin gönderdikleri de kendilerinin İstanbul'daki askeri temsilcileri, en üst evet. Askeri yetkilileri. Evet, evet, evet. Bu noktadan bakıldığında Mudanya Ateşkes Anlaşması'na katılan komutanların, yani usule, bu zamana kadar geleneklere uygun şekilde görevlendirildikleri görülüyor. Peki. Hocam, şimdi Türk tarafının beklentilerini daha böyle net bir şekilde ifade edecek olursak neler söylersiniz? Yani görüşmelerde Türk tarafı ne istiyor, karşı taraf ne veriyor veyahut da onlar ne öneriyorlar? Evet. Şimdi isterseniz Türk tarafının beklentilerine geçmeden evvel şeyden bahsedeyim. Türk tarafı kendisini ev sahibi hissediyor. Karşı tarafta İtilaf Devletleri temsilcileri, biz de galibiz diyor. Yani iki tane galip var. Yani görüntüde. Psikolojik olarak evet. Evet. Şimdi İtilaf Devletleri'ne bakarsanız onlar biz galibiz diyor. Bu Birinci Dünya Harbi ile ilintili bir şey.
Efendim Türk tarafına baktığımız zaman biz galibiz. İstiklal Savaşı'nı kazandık. Tabii biz işte Yunanlı'yı mağlup ettik. Hatta sizi de Çanakkale'ye sıkıştırdık. İstanbul'a sıkıştırdık. Tamam. Dolayısıyla biz galibiz. Bunun psikolojik mücadelesi veriliyor. Mudanya'ya şeyler geliyor. İtilaf devletleri generalleri geliyor. İskele'ye gemileri demirliyor. Bekliyorlar ki hatta karşılamaya mı geliyorsun? Tabii Harington diyor ki niye gelmiyor bu İsmet Paşa beni karşılamaya diyor. İskele'ye gidecek. İskele'ye gelmesini bekliyor. İsmet Paşa da diyor ki biz galibiz. Türkiye galiptir. Onlar bu binaya gelecekler. Ve neyse bir yolunu bulup mütarekenin müzakerelerinin yapıldığı binaya geliyorlar. İsmet Paşa binanın kapısında onları karşılıyor. Oradan refakat ediyor. Yoksa iskeleye kadar gidip de oradan alıp gelme tabii, yok tabii. Yani. Oradan alıp gelme yok. Şimdi ondan sonra işte Mudanya... Evet, beklentilerini Şimdi Türk tarafının beklentileri şu. Hani İtilaf Devletleri notasında belirtilen bir şey var. Bizim notamızda belirtilenler var. İtilaf Devletleri kendi düşüncelerinde Mısır ısrarlı. Israr ediyor. Bizimkiler kendi düşüncelerinde ısrarlı. Yani bunlar çözülecek. Doğal olarak yani. Evet. Tabii. Şimdi şeyde Doğu Trakya'nın teslimi meselesi. İtilaf Devletleri hala şeyde ısrarlılar. O 5 Ekim krizde oradan çıkıyor. İsmet Paşa diyor ki Doğu Trakya'yı ne zaman boşaltıyor Yunanlılar? O güne kadar pek sıkıntı yok. Yani işte ateşkes şu zaman yapılsın. İşte müterke imzalandıktan 3 gün sonra yürürlüğe girer. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Ama asıl mesele Yunanlılar ne zaman boşaltacak? Hı. Diyorlar ki Yunanlılar boşaltmayacak. Ne demek boşaltmayacak? Yunanlıların boşaltmasını istiyoruz. Türk tarafı bunu söylüyor. Tabii. Türk tarafı olarak. İşte efendim boğazlar ne zaman boşaltılacak? Ne boşaltılması? Orası da boşaltılmayacak. Tabii. Boşaltılmayacak. Karşı tarafın torbasındaki ayrı, bizim torbadaki ayrı. Şimdi boğazlar konusunda onlar belirledikleri tarafsız bölgeye riayet istiyorlar. İtaat istiyorlar. Aslında kriz bundan da çıkmıyor. Yani boğazlar meselesinde asıl kriz Yunanlıların ne zaman boşaltacağı meselesinden çıkıyor. Böyle deyince biz işte bir şey yapalım, görüşelim, danışalım diyorlar. Kendi aramızda müzakere edelim. Hükümetlerimize bilgi verelim ve şey kesiliyor. 5 Ekim tarihinde bir kriz çıkıyor. Kriz çıkıyor. Yani Yunanlıların Türk topraklarını boşaltma tarihiyle ilgili. O zaman söylediğiniz mi? Tabii. Onu mu hatırlamak lazım? İşte mütarekede değil, barış anlaşmasından sonra boşaltılması. Onlar öyle söylüyorlar. Barış anlaşması imzalanır, ondan sonra boşaltırız. Biz de diyoruz hayır, barış anlaşmasında olmayacak. Şimdi olacak. Şimdi evet. Boşaltacaksınız. Evet. Bu bunun üzerine dağılıyor konferans. İşte Ahmet Hocam değindi. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya göndermiş olduğu telgraf var. 6 Ekim'le ilgili. Tabii bizim diyor belirttiğimiz şartlarda olacaksa olsun. Tabiri caizse yani. Doğu Trakya'yı teslim etmezlerse diyor akşam yani 6-7 Ağustos akşam gecesi itibariyle diyor taarruza geçin. Bekleniyor şeyler. Krizin çözülmesi. Tabii bu arada Fransızların krizin çözülmesi konusunda çabaları var. Akşama doğru 6 Ağustos Ekim. 6 Ekim evet akşama doğru İtilaf Devletleri mümessilleri tekrar Mudanya'ya geliyorlar. Yani tekrar masa başına oturuyorlar. Oturmaya geliyorlar. Yani buradan biz kabul ettiklerini zannediyoruz. Diyorlar ki biz işte hükümetlerimizden talimat bekleyeceğiz. Bu arada tabii onlar da zaman diplomasi görüşmeleri devam ediyor. Lord Curzon 7 Ekim tarihi itibariyle Paris'e gidiyor.
Evet. Bakın artık görüşmeler Mudanya'yı aştı. Mudanya'nın dışına taştı. Paris'te, İngiltere'de. Tabii Paris'te, orada burada Mudanya ile ilgili görüşmeler cereyan ediyor. Lord Curzon Paris'te görüşmelerde tabii İngilizlerden, şeylerden, Fransızlardan beklediği desteği göremediğinden dolayı o da razı oluyor. Niye razı oluyor? Doğu Trakya'nın ateşkes anlaşmasıyla boşaltılması. Diyor ki tamam. Zaman kaybetmeden. Ama bir şartımız var deniyor. Bir şartımız var. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı tarafında bizim bulunduğumuz yerlere Türk ordusu girmeyecek. Biz bir güvenlik hattı oluşturacağız. Bu konuda ısrarlıyız. Hatta bu mesele bile, hadi birincisi halloldu diyelim. Yani Doğu Trakya, sonrasını söylüyorum. Artık görüşmeler tekrar başladı 9'unda. 8'inde başlanacak dendi. 8'inde başlanma, 9'unda tekrar başladı. Orada şey belirlendi, şeyi kabul ettiklerini söylediler. Doğu Trakya'nın ateşkes anlaşmasıyla Türklere tesliminin kabul ettiklerini söylediler. Evet. Şey kaldı, o İtilaf Devletleri'nin istedikleri tarafsız bölge, Türk ordusunun giremeyeceği yerler nereler? Bu konuda da biz mesele, hemen kabul etmedik. Burada da tartışmalar oldu. Burada hocam araya girip hocamız da dikkat çektiler. Benim de şimdi söylerken dikkatimi çekti. Yani savaşın, gerginliğin bir hukuku var. Bir yani karşı tarafı da yani ne diyeyim çok da böyle sıkıştırmadan sonraki sürece, sonraki diplomatik görüşmelere, ilişkilere fırsat tanıyarak, barışa fırsat tanıyarak adımlar atılıyor. Evet. Yani ısrar ediliyor ama nerede durulacağı da tabii biliniyor ve öngörülüyor. Yani böyle hani tabiri caizse kara düzen bir işte intikam böyle bir evet oluyor, intikamlı tabii. İntikam tabii almak üzere bir adım atma bir şey söz konusu değil. Evet hocam. Krizden bahsettiniz hocam, çıkan krizden. Görüşmelerin artık Mudanya değil, Avrupa'da, tabii, Avrupa başkentlerinde taştı, taştığından evet, bahsettiniz. Peki nasıl çözüldü bu kriz hocam? Yani bu tekrar geldiler, işte, oturdular. Tabii. Oturdular. Söylediğim gibi Doğu Trakya'nın ateşkes anlaşmasıyla boşaltılacağını kabul ettiler. Bize de şeyi kabul ettirmek istediler. Siz de boğazlara yanaşmayın. Evet. Bizim İstanbul'da ve Boğazlar çevresinde bulunan kuvvetlerimiz bulundukları yerlerde duracak. Bunu kabul edin dediler. Biz de bu konuda bir ayak diredik. Olmaz dedik. Bu diplomasi gereği. Hatta Harrington anılarında salonda İsmet Paşa'nın bir taraftan bir tarafa böyle yürürlerken birdenbire durdu, kabul ettim dedi diyor İsmet Paşa. Yani dünyada hiçbir zaman bu kadar mutlu olduğumu söyleyemem diyor. Boğazlar'da bir silahsızlandırılmış, hani Türk ordusunun giremeyeceği bölgeyi kabul etmelerinden çok memnun olduğunu söylüyor. Bu şekilde nihayetinde 11 Ekim tarihi itibariyle de saat işte 6:40'da imzalar tamamlanmış. Evet. İmzalar tamamlanmış. Hatta farklı mürekkep, farklı renkli mürekkepler. Şimdi biraz daha şey. Neden zamanımızda öyle bir şey yapılıyor? Daha böyle sistematik gidiyor. Yani bakıyorsunuz herkes. Yani mürekkepleri farklı mavi renkte falan yani. Gibi şimdi bilmiyorum. Evet, o zaman evet. Bakıyorsunuz İsmet Paşa siyah kalemle siyah renkli imzayı atmış. Evet, imzayı atmış. İşte efendim Harrington yeşil. İngilizler başka renk, Fransızlar öbürleri, ilginç. İtalyanlar evet. İtalyan Montbelli'nden Fransız Sharpie kırmızı kalemle imzalar atmışlar. Tabii Mudanya halkı da
Çok sevinçli. Evet. İsterseniz maddelerine, evet, değil mi? Evet hocam, tam onu soracak. Evet. Anlaşmanın maddelerini de söylerseniz, evet. Zamanımız da yavaş yavaş, tamam, artık şey yapıyor. Anlaşmanın, evet, maddelerini konuşalım. Birisi işte 14-15 Ekim, yani 3 gün sonra diyor, imzalanmadan 3 gün sonra diyor, ateşkes yürürlüğe girer. Yani evet. 14-15 Ekim gecesinden itibaren silahlı çatışmalar duracaktır. Bitecek, evet. Doğu Trakya Türkiye'ye teslim edilecektir. Fakat bu bir takvime bağlanmıştır. Bununla ilgili madde, çok sayıda madde yazılmıştır. Bunun teferruatını anlatan, işte 15 gün içerisinde Yunanlılar çekilmelerini tamamlayacaklar. Yani askeri birliklerini çekecekler, teçhizatlarını, askerle ilgili her türlü malzemelerini, işte gıdalarını, bilmem nelerini çekecekler. Toplayıp gidecek, evet, yani. 15 gün içerisinde çekecekler. Efendim, ondan sonra Yunanlıların çekildiğinde oralarda yönetimi teslim olacak. İtilaf devletleri, birlikleri teslim olacak. İtilaf devletleri güvenliğin sağlanabilmesi için 7 taburluk bir birlik bulunduracaklar Doğu Trakya'da. İtilaf devletlerinin tesliminden sonra bir ay içerisinde, en geç bir ay içerisinde de İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine teslim edecekler, teslim aldıkları yerleri. Bu süre kısalabilir diyor. Eğer diyor Türkiye hükümetinin işte Rumların, gayrimüslimlerin can güvenliğini sağlayacağı konusunda bir ikna söz konusu olursa, biz buna ikna olursak daha erken de bu teslim işini yapabiliriz şeklinde belirtiliyor. İşte Trakya'ya gidecek olan jandarma meselesi var. Hani Yunan jandarması, iç güvenlikle ilgili her zaman jandarmaya ihtiyaç var, biliyorsunuz. İç güvenlik, polis, evet, jandarma, bunlar her zaman gerekiyor. İşte sivil memurlar, Yunan idareciler gitti. Türk sivil memurlar, Türk bürokratları, memurlar gidecek. Onların gitmesi ve özellikle jandarma konusunda biz 10 bin rakamını müzakereler sırasında 10 bin jandarmada ısrar ettik. Dediler ki 10 bin jandarma olmaz. Nihayetinde 8 binde mutabık kaldık. Hı hı. Bu şekilde, yani dendik işte toplam 15 artı 30, 45 gün eder. 45 günde boşaltmanın tamamlanacağı söylendi ve, hı, buna uyulduğu da görülüyor. Mesela Edirne'nin boşaltılması en sondur 25 Kasım. Yani, hı, tam 45 günde tutmamış, 40 gün. Ekim, 40 gün içerisinde, evet, evet, bu devir teslim gerçekleşmiş. Şimdi ikinci önemli mesele, Boğazların, Çanakkale Boğazı'nın etrafındaki Anadolu yakasında Türk ordusunun girmeyeceği alan. Evet. Evet. Bunun üzerinde durdu, hattı, evet, çizilmiş. Evet, denmiş ki işte sahilden 15 kilometrelik alana yaklaşık böyle Türk ordusu girmeyecek. Tamam, bu kabul edilmiş. Efendim, İstanbul tarafında Darıca'dan başlayarak Darıca, Gebze, Şile, böyle bir hat çektiğimizde bu hattın batısına Türk ordusu geçmeyecektir. Evet. İşte İtilaf Devletleri kuvvetleri İstanbul'da olsun, Çanakkale'de olsun, Gelibolu Yarımadası'nda olsun, bulundukları yerlerde bulunmaya devam edeceklerdir. Ne zamana kadar? Barış anlaşmasına kadar bunlar devam edecek artık. Yani Çanakkale'nin kurtulması olsun, ondan sonra İstanbul'un devir teslimi olsun, Boğazların devir teslimi olsun vesaire. Bunlar barış anlaşmasından sonraya tahlik edilmiştir. Evet. Hocam peki son soru olarak hocamıza da aynı soruyu sormak istiyorum son söz olarak. Mudanya Mütarekesi'nin önemi nedir desek, yani ya da sonuçları nedir desek? Evet. Ne dersiniz? Yani şimdi, toparlayıcı birkaç cümleyle. Mudanya Mütarekesi bir defa milli mücadeleyi noktalandırdı, savaş kısmını noktalandırdı. Birinci Dünya Savaşı'nın
Türkiye tarafından savaş kısmını bitirdi. Yani artık ateşkes. Bu bir barış anlaşması değil. Ateşkes anlaşması. Evet. Ama barış anlaşmasının yolunu açan, efendim, hem de İstanbul'un ve Boğazların tesliminin de yolunu açan, ki İngilizler, özellikle İngilizlere dikkat çekmek lazım. Stratejik yerleri asla bırakmak istemezler. Girdikleri stratejik yeri bırakmak istemezler. Boğazlar gibi, Çanakkale Boğazı gibi, İstanbul Boğazı gibi, İstanbul gibi son derece stratejik ve kıymetli yerleri bırakmaya ateşkes anlaşmasıyla razı olmaları Türkiye açısından bir başarı olarak. Çok büyük başarı. Tabii aslında, çok büyük bir başarı olarak değerlendirmek lazım. Efendim, mesela İsmet Paşa açısından bir değerlendirme yapılabilir. İsmet Paşa'nın buradaki müzakereleri başarıyla yürütmesi, daha sonrasında Lozan Anlaşması'na da baş murahhas olarak seçilmesinde etkili olacak. Gönderilmesinde etkili olmuştur. Yunanlıların biraz uzak durmaya çalışmaları, hani anlaşmayı imzalamıyorlar 11 Ekim'de anlaşmalar imzalandığında. İmzalamıyorlar. İsmet Paşa da diyor ki, ya Yunanlı bunu imzalamıyor, nasıl olacak bu iş? Siz bize bırakın, biz bunu uygulatacağız. Şeklinde sözleri var. Ve bilahare de Yunan tarafında biz bunu kabul ettik birkaç gün sonra. Kabul ettik şeklinde açıklamaları var. Yunanlıların kabul etmeme, yani hala kendilerini şeyde görme çabaları. Biz Birinci Dünya Harbi'nin hala 4 yıl öncesini bu Birinci Dünya Harbi'nin bir muhasebesi, biz de Birinci Dünya Harbi'nin galipler arasındayız gibi böyle trajikomik bir tavırları var yani. Bir durumda kendilerini görmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bakılabilir ve Lozan Anlaşması'nın yolunu açması, ondan sonra da işte yeni Türk Devleti'nin yolunu açması gibi Türkiye açısından bu şekilde, dünya açısından da efendim ezilmiş milletlere örnek olması açısından örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bu açılardan çok geniş etkileri olan bir ateşkes anlaşması diyebiliriz. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben son söz olarak tekrar size söz vereceğim. Hocam, siz hem bir toparlama, değerlendirme, hem de son söz olarak neler söylersiniz? Evet. Tabii çok değerli hocam, çok güzel ifade ettiler. Ben şöyle bağlamak istiyorum, farklı olması açısından. Şimdi bizim savaş yapmadan toprak aldığımız çok nadir olaylardan bir tanesidir. Mudanya Mütarekesi. Bunlardan bir tanesi. Doğu Trakya bölgesinde işte Edirne'ye kadar uzanan süreç, Doğu Trakya anlamında düşünüldüğü zaman Mudanya Mütarekesi sonucunda biz bu topraklara sahip olabiliyoruz. Bu son derece önemli. Bir de bir şey söyleyeyim, yani belki şey oldu diye Türk diplomatlarına da çok haksızlık yapmayalım. Evet, yani biz hani biz o işte savaşta kazanırız, ondan sonra masada kaybederiz düşüncesi çok doğru değildir. Düzeltiyoruz yani. Evet, neden değildir? Genel bir ifade anlamında. Mesela genel olarak bakıldığında Viyana kuşatmasından itibaren zaten biz doğru bir savaş kazanamadığımız için diplomatların burada çok yapabileceği bir şey yoktur. Peki. Mesela 1918'de Mondros Mütarekesi'ne siz hangi diplomatı gönderirseniz gönderin, çok farklı bir şey yapamazlar. Bir şey yok yani. Burada da İsmet Paşa çok üstün diplomatik nitelikleri olduğundan dolayı değildir buradaki başarı. Buradaki askeri başarının bir sonucu. İşte yani. Hocam ifade etti. Eğer siz burada galip gelememiş olsaydınız, 18 Eylül tarihi itibariyle Yunan orduları Kapıdağ Yarımadası'nı terk etmek zorunda kalmamış olsaydı, siz Mudanya'da General Harrington'ı masaya oturtabilir miydiniz? Bu son derece önemli. Doğru, bir de İsmet Paşa'nın da bir hakkını vermek lazım. İsmet Paşa yetişme tarzı itibariyle asker ve diplomasi alanında kendisi temayüz etmiş bir yapıya sahiptir. Yani tesadüfen seçilmiyor Mustafa Kemal tarafından. Evet. Müsaade ederseniz bir iki anekdotla ifade edeyim. Kısaca şimdi hocam, Balkan savaşlarından sonra mesela sınır hattı komisyonu üyesidir İsmet Paşa. Dolayısıyla bu sınır görüşmelerini çok iyi bilen bir niteliğe sahiptir. Aynı zamanda Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra da Harbiye Nezareti Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur Mustafa Kemal. Dolayısıyla o ateşkes anlaşmasının uygulanması noktasında da işte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar vesaire bunlarla nasıl müzakere yürütülür? Bunun tarihi altyapısı nedir? Gayet en iyi bilenlerden yani bir tanesidir İsmet Paşa. Evet. Tabii hocamın dediği diğer konuda
Öyle. Mesela Mustafa Kemal'e soruyorlar, niye İsmet Paşa'yı seçtiniz diyorlar. Bir anekdot olarak anlatayım. Tabii. Diyor ki Mustafa Kemal, şimdi diyor bir masanın üzerine bir sandalyeyi koysam ben diyor, size desem ki diyor bunu bir devirin falan desem diyor, size en fazla diyor 2-3 şekilde devirirsiniz diyor bu sandalyeyi diyor. Ama İsmet Paşa diyor, bunu diyor en az 7-8 şekilde devirir diyor. Ayrıca diyor İsmet diyor benim sözümden çıkmaz diyor. İşte hocamın ifade ettiği temel konu. Evet. Tabii son söz olarak Mudanya evet. Mütarekesi Lozan'ın kapısını açıyor. Lozan'ın bir en azından sınırlar anlamında bir genel hattını çizmiş oluyor. Türkiye'nin yaklaşım tarzını, barışçıl bir siyaset uygulayacağını bundan sonra ifade ediyor. Yunanlıların burada tek başına kaldığını görüyorsunuz. Dengesiz izlediği siyasetlerden dolayı. Nitekim Mudanya Mütarekesi esnasında da Yunan siyasetinde değişiklikler olacaktır. Tabii konumuz şu anda bunları anlatmaya elverişli olmadığı için. Başka bir programda için, inşallah. Evet, yani. Bu vesileyle ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin değerli kurucularını huzurlarımızda rahmet ve minnetle tekrar anmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz ederim. Hocam. Ağzınıza sağlık. Sayın Hocam, sizin de son sözü olarak söylemek istediğiniz evet, bir şey ben varsa. Evet, ben de efendim bu panelin hazırlanmasında sizin rektörlüğün katkılarına teşekkür ediyorum. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı hazırlayan önceki savaş süreçleri olsun, Mudanya müzakerelerinin yürütülmesinde emeği geçenler olsun, işte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet Paşa olmak üzere emeği geçen tüm şehitlerimize, gazilerimize bir rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Amin. Evet, çok değerli izleyiciler, panelimizin sonuna geldik. Ben de son söz olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin istiklali için can veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Şayet sürçülisan ettiysek affola. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Selamlar.